Bekir Hazar, şüpheniz olmasın. Sultan Abdülhamit Han, imparatorluğu eğitim kurumlarıyla donattı. Çok sayıda gencimizi Avrupa'ya eğitime gönderdi. Devlet imkanlarıyla gidenlerden hizmet bekleniyordu.'' Ancak onlara istihbarat örgütleri, mason locaları el attı. Osmanlı düşmanlarının emrine girenler döndüklerinde yeni elemanlar ayartmak için yoğun çaba harcadı. Bu uğurda büyük paralar saçıldı, satın alınanlar ordusu kuruldu, elde ettikleri uşaklara yürüyün diyorlardı, darbeler yaptırıyorlardı. Osmanlı ordusuna sızanlar her köşede ittihatçılar olarak sahne aldılar. Artık devletin hücrelerine kadar girmişlerdi. Sonunda Almancı, İngiliz masonlar diye ikiye bölündüler. Dışarıdan emirle yorgun imparatorluğu dolma bahçenin itirazlarına rağmen Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na soktular. İmparatorluğun parçalanmasını, enerji hatlarının dağıtılmasına, bugün yaşadığımız krizlerin anası haritaların çizilmesine neden oldular. Bize sevir sopasını gösterdiler, milyonlarca kilometre toprağımızı masada verdiğimiz Lozan'a razı ettiler. Beş kat küçüldüğümüz Lozan Anlaşması'nın 94. yıl dönümündeyiz. Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Yunan'ı denize döktüğümüz ama masada Atina'ya bile toprak verip borçlarını sildiğimiz bir anlaşmanın sınırlarında yaşıyoruz bugün. Son 15 yıla gelene kadar değişen bir şey olmadı. 100 yıldır bizi istedikleri haritalara mahkum edenler ülkemizden hiç çıkmadı. Medya, siyasetçi, sözde aydınlar, akademisyenler, sahte tarikatlar terör ordularıyla ülkemize arzuladıkları sistem içinde yönettiler. Bizi ayrışmalar ve tartışmalarla içeride tutup Türk İslam coğrafyasında gönüldaşları çocuklarımızla kucaklaşmayı, dünya üzerinde bir güç olmayı unutturdular. İçimizde sadece siyahi tarafından eğitilen yüz binlerce darbeci baylokçu, İngiliz sever, Amerikan mandacısı, Almancı nice hainler var. Sopayı görünce kimi Berlin'e, kimi Londra'ya, kimi de Pensilvanya'ya kaçıyor. Uzaklardan tıpkı Osmanlı dönemindeki gibi ülkesini karalıyor. Ankara'ya saldıran Hainler baş tacı edilip maaşa bağlanıyor. Konferanslarda, seminerlerde gezdiriliyor. Alkışlanıyor. Türkiye'ye saldıran porno yıldızları bile dünya çapında dizilerde oynatılıyor. Ülkesini yerden yere vuran bazı ünlülerimize Nobel ödülleri yağdırılıyor. Kimi sinema yönetmeni de batının her köşesinde omuzlarda taşınıyor, ödüle boğuluyor. Tek merkezden yönetilen yüzlerce medya kuruluşuyla marka haline getiriliyor aynı zamanda alman vatandaşı olan markalaştırılmış sinema yönetmeni yerli önceki gün çıkıyor, terörist PKK'nın kahramanlık filmini çekeceğini açıklıyor. Direnin diye tweet atıyor. Kimi Heybeliada'da kalkışma uzmanı Alman'dan eğitim alırken yakalanıyor. Üzerinde mitin gizli belgeleri bulunuyor. Bilgisayarında Türk ekonomisini batırmak başlıklı dökümanlar çıkıyor. Bizimkilere eğiten kalkışma uzmanı Alman'ın ülkesinden Dışişleri Bakanı Gabriel de Türkiye ile gümrük anlaşmasını tartışmaya açmalıyız diye açıklama yaparak ekonomiyi batırmak Batırma hayalleri kuran yerlilere dün destek çıkıyor. Koro merkezini adeta deşifre ediyor. İngiliz BBC muhabirini İstanbul'a göndermiş, Boğaz'dan geçen savaş gemilerini 24 saat gözlemleyen Türkleri buldurmuş, röportaj yaptırıyor. Savaş gemilerini bir tutku halinde izleme ve sosyal medyada yayınlama hastalığı yaşadığını gururla haykıran bizimkiler İngiliz muhabire çok şirin geliyor. Bu gönüllü gözlemciler dünyadaki istihbarat örgütleri için paha biçilemeyecek değerde bir kaynak diye yazıyor. Evet, kimi maaşlı, kimi gönüllü batı istihbaratlarına kaynak binlerce tipe sahibiz. Osmanlı yıkanların ve Lozan'da küçültenlerin 100 yıllık sistemlerini hemen halletmek mümkün değil. Darbeyi FETÖ yaptı deyip ama FETÖ teröristiyle açıklamasıyla sinsiliğini gösteren, PKK'ya karşı Türkiye'nin en iyi müttefiki biziz diye bağıran İngiliz elçinin ülkesi önceki gün Suriye'de PKK'ya özel temsilci gönderiyor. Karşımızda böyle iki yüzlü devletler, Konya'daki üste milletvekillerini sokmadık diye biz nasıl müttefikiz diye haykıran ama Türkiye'ye saldıran tüm teröristlere işbirlikçileri besleyen bir Almanya var. Heybeliada'da kalkışma uzmanlarından ders alan yerlilerimiz için ayağa kalkan Amerikan elçisi John Bass da bu işin bonusu. John Bass'ı o kadar uyardım dinlemedi. Sonunda Afganistan'a sürüldü. Bastı gidiyor. Yeni Türkiye'de batıya çalışan ihanet uçakları da bir gün basıp gidecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Bekir Hazar, Takvim.